Abi yeminle anlamıyorum bak. Ana sayfada gördüğünüz her şeye, hatta nefes alan ve almayan her canlıya ve her nesneye düşüyorsunuz ya. Keşfette veya ana sayfada büyük sayfaların paylaştığı gönderileri görüp altına düştüm yazıyorsunuz ya. Şöyle güzel kız ve yakışıklı erkeklere gelen yorumlara bakıyorum da, özellikle dikkatimi çekti çoğunlukla bu kelimeleri ve lafları kullanan kızlar. Düştüm, düşüyorum, düşmek üzereyim, buna da düşmeyen ne bileyim, düşmek üzereyim, ay düştüm, düşüyorum, düşeceğim. Vallahi böyle giderse kötü yola düşeceksiniz, orası kesin. Allah sizi yerden kaldırmasın inşallah ya. Artık yemin ediyorum siz neye düşüp düşmediğinizi bilmiyorsunuz ha. Önceden buna nefes alsın yeter denirdi. Hatta nefes almasa da olur, kalbe atsın yeter diyen de vardı. Hatta kalbe atmasa da olur diyen de vardı. Kısacası arkadaşlar, bu bir abazalıktır. Gerçi hala öyle ama günümüzde bu biraz evrimleşti. Size nasıl anlatsam, nasıl desem, nasıl anlatılır bilmiyorum ama yumuşatılarak daha farklı anlamlara çekildi. Bu abazalığın adı düşmek oldu nedense. Her konuda bayanlar önden oluyor. Şimdi feministler savunuyor. Bayan ne ya? Biz sizi boyuyor muyuz? Onun doğrusu kadındır, gerizekalı der. Her neyse. Ben zaten bayan deme taraftarı da değilim. Onun doğrusu evet kadındır. Ama bence hatun kelimesi daha bir güzel. Tabii sevgiliseniz nişanlı ya da evli. Ama kadın lafının da bazı yerlerde anlamı değişiyor. Ben kız değil miyim de bana kadın diyorsun diyenler var. Yani sırf bakire olduğunu göstermek için. Her neyse, konu bu değildi ya, biz nereden geldik bu konuya gene? Ha, her konuda kadınlar önden oluyor. Lafa gelince ben kendi ayaklarımın üstünde dururum. Kendim çalışır, kendim yaparım. Ben güçlü kadınım vesaire bir dünya kelime söylüyorlar. Her şeyimi kendi başıma yaparım ben diyorlar. Ama konu çıkma teklifine ve aşka sevgiye gelince her şeyi erkekten bekliyorlar. Neymiş efendim? Erkekler teklif edermiş. Erkek aşık olurmuş, erkek severmiş, kadınlar sevilirmiş. Hani biraz önce her şeyi yapıyordunuz, kendi ayaklarınızın üstünde durup vesaire bir dünya şey yapıyordunuz. Konu çıkma teklifine, sevmeye, aşka gelince neden re yapıp kelimelerin anlamını değiştiriyorsunuz? Bir kere de sevdiğiniz adama siz açılın. Öyle sinyal çakmakla bitmiyor o iş. O çaktığınız sinyalin anlamı bazen çok değişiyor. Cille yapmak, trip atmak bazen konuları bayağı bir anlamını değiştirebiliyor. Siz sanıyorsunuz ki ben ona işareti verdim, devamını o getirsin. Halbuki cilve yapmak, böyle trip atmak, sinyal çakmak bazen konuları acayip başka yerlere götürebiliyor. Ama siz sanıyorsunuz ki ben sinyali verdim, devamını o getirsin gibisinden. Halbuki öyle değil o iş. Bazen konu öyle bir yerlere geliyor ki erkek ne yapsam da yanlış anlaşılmasam acaba diyor. Ya da nasıl dersem yanlış olmaz deyip bir dünya kuruyor kendini teklif etmek için. Halbuki seviyorsunuz mu kızım? Gidin bir kere de siz açılın. Korkmayın, sevdiğinizi söyleyince, açılınca bir yeriniz eksilmez. Aksine her şey daha da iyi olur. Bazı erkekler utangaç oluyor. Konuya dahil giremeyip sevgisini içinde yaşıyor ve dile getiremiyor. Halbuki sizi bayağı bir seviyor ama açılamıyor. Ama siz açıldınız mı? O çocuk da dile getiremediği çoğu şeyi dile getirip size sevdiğini söyleyecek zaten. Şimdi bazıları diyebilir, biz açılınca kaşar, orospu, yollu oluyoruz. Evet, haklısınız ama bir zahmet de açılacağınız kişiyi önce tanıyın, sonra sevdiğinizi söyleyip açılın. Hadi ben kaçtım. Soytarı deyip geçmeyin. O küçük gördüğünüz soytarı aslında ne kadar zeki ve kurnaz olduğunu hiç düşündünüz mü? Kralla dalga geçebilen tek kişidir. Kralı tiye alıp ceza almayan da tek kişidir. Örnek vermek gerekirse Tolga Çevik gibidir. Lafı sokar ama ben öyle demek istememiştim, siz oraya çektiniz der. Ve Tolga Çevik'ten de daha zekidir. Dalgayı geçer, lafı sokar ama hiçbir türlü fark ettirmez. Soytarının tarihçesi çok geniştir aslında. Padişahlık döneminden tut Shakespeare'e kadar uzanır. O yüzden bir insana soytarı demeden önce iki kez düşünün. Hiç bu farklı bakış açısından bakmayı denediniz mi? Daha önce hiç böyle bir şey düşündüğünüzü sanmıyorum. Bunu size neden anlattım onu da bilmiyorum. Neyse, geç. Abi belirli bir kitle ve yaş grubu var. Hiçbir türlü fark etmiyor. Her şeyden örnekler verip, bahane ve manalar üretip, lafı döndürüp dolaştırıp Atatürk'e getiriyorlar.
Ve her fırsatta Atatürk'ü götürüyorlar. Yeminle sinirden çatlıyorum. Cahil insanla muhatap dahil olmam. Takmam, laf anlatmaya da çalışmam. Zaten o ayrı bir konu. Ama geçen bir yorum gördüm Atatürk'ün videosunun altında. Yeminle sinirden çatladım. Hayır, ona uyup çok pis söveceğim, o olacak. Ama böyle insanların yüzü bile kızarmaz. O küfürden, hakaretten utanmazlar bile. Yeminle aklıma geldikçe çıldırıyorum. Adam yazmış. Yok Atatürk olmasaydı analarımızı Yunanlılar sikermiş de, İngilizler sikermiş de, yok Amerikalılar sikermiş. Atatürk bu ülkeye ne yaptı? Türkler savaştı, savaşı kazandı. Sizin analarınız sikilmeye meraklısa onu bilemem. Bizimkiler namuslu, öyle herkese vermez, kimseye vermez. Sizinkiler orospusa onu bilemem deyip bir dünya yazı yazmış. Ulan orospu çocuğu. Atatürk olmasaydı o savaşta, o öngörüleri görmeseydi, savaş stratejilerini uygulamasaydı ve bunun gibi birçok şeyi yapmasaydı, anan bin namuslu olsun, o savaş kazanılmasaydı, o ananı babanın ve tüm sülalenin önünde zorla sikip izletirlerdi. Hatta anan yetmez, bacını bile sikerlerdi. Şu an bulunduğun ülke Suriye'den beter bir konumda olurdu. Daha beter olurdu. Ulan dile kolay, 1915'te 250 bin şehit vermişik ve o Çanakkale'yi gene geçememişler. Eğer bugün o kadar şehitimiz varsa ve o kadar insan öldüyse ve bu savaş kazanıldıysa, bil ki Atatürk'ün bunda bir payı var. O kadar savaş stratejilerini boşuna uygulamadı. Dile kolay ya, 1915'te 250 bin şehit vermişik. Çanakkale'yi gene de geçememişler ve o savaşı her türlü kazanmışık. O savaşı nasıl kazandık biliyor musunuz? Tarih okuyanlar bilir ancak. Bırak mermiyi, yemeye, içmeye suyumuz, ekmeğimiz bile yoktu. Atacak mermimiz bile yoktu. Süngülerle, bıçaklarla, taşlarla, sopalarla kazandık o savaşı. Dile kolay, hiçbir şeyimiz yoktu ve karşımızda bize 7 tane ülke saldırmıştı. Ve biz o savaşı kazandık. Eğer şu an o savaşı kazanmasaydık, rahat hareket bile edemezdin. Sırf Müslümansın diye seni köle gibi kullanırlardı. O savaş kazanılmasaydı. Hatta sen bile olmazdın belki de. Herkes Türklere benzemez. Savaşı kazanınca Türkler kimseye zarar vermezdi. Dinine, ırkına, cinsiyetine bakmazdı. Olduğu gibi yaşantınıza devam edin derdi. Örnek vermek gerekirse Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde böyle demişti. Ve buna benzer birçok olay tarihimizde var. Açın kitapları, bakın. Savaşı kazandık mı geri kalan köylüye, halka zarar vermezdik. Ama diğer toplumlar savaşı kazandı mı, tarihte çok örneği var. İlla köylere, şehirlere saldırıp insanları zevkine öldürüp köle gibi kullanıp orospu muamelesi yaparak zorla tecavüz ederlerdi. Ya kime ne anlatıyorum ki ben? Şimdi ben buna Atatürk'ün bu ülkeye yaptıklarını anlatmaya kalksam bitmez. Ve zaten de anlamaz. Ama Atatürk'ün yaptığı bazı şeyleri gene de anlatayım ben sana. Cumhuriyeti kurdu. Saltanatı kaldırdı. Seçme, seçilme hakkı verdi. Kadınlara eşitlik hakkı verdi. Kadınlar erkeklerle aynı haklara sahiptir dedi. Bundan sonra başınızdaki kişiyi siz seçeceksiniz dedi. Kadın da erkek de oy kullanacak dedi. Dedi de dedi. Bir dünya şey yaptı. Ama ben sana ne anlatsam boş. Böyle orospu çocuklarına yazmaya bile değmez. Bak yine sinir oldum ya. Her aklıma geldiğinde de oluyorum. Ulan aslında sana diyecek çok şeyim var da. Neyse, o da bende kalsın. Cahil insana laf anlatmak çok zor. Babam beni çok dövdü ya. Karşı apartmana bir kız taşınmıştı. Gördün mü dedi. Gördüm baba dedim. Utanmıyorsun ulan milletin evini dikizlemeye dedi. Dövdü. Bir gün kavga ettik. Beni evden kovdu. Ben de arkadaşlarımda kaldım. Aradan biraz zaman geçince eve geri geldim. Niye milletin evinde kalıyorsun lan dedi. Dövdü. Oğlum iş bulamıyorsan gel yanında çalış lan dedi. Olur baba dedim. Madem yanımda çalışacaktın niye üniversite okudun lan deyip dövdü. Arabala gidiyorduk, emniyet kemeri taktım. Sen benim şoförlüğüme güvenmiyor musun lan dedi. Arabayı sağa çekti, levyeyi kaptı, beni öyle dövdü. Baba dövme artık, insanlar bana bakıyor, utanıyorum dedim. Sen babandan mı utanıyorsun lan? İt dedi, dövdü. Küçüktüm, beni bakkala yumurta almaya yolladı. Sakın kırma bak deyip dövdü. Baba daha kırmadım ki niye dövdün dedim. Olsun ben işimi sağlama alayım da dedi. Bir gün eve sarhoş geldim. O kafala da eve nasıl geldiğimi de bilmiyorum ha. Kafa zaten var ya Jüpiter. Eve bir girdim. O kafala aydan bir dönüm arsa alıp geldim lan ben dedim.
Bunu duyan babam parayı nereden buldun lan it deyip dövdü. Uzaydan arsa mı alınır lan, nasıl çıkacağız biz oralara, değerlenecek yerden arsa alsaydın deyip ayrı dövdü. Zaten ayakta zar zor duruyordum o kafala. Bayıldım. Tekrardan ayılttı. Daha ben dayağımı bitirmemiştim ki dedi. Biraz daha dövdü. Erkekler toplanın çabuk çabuk çabuk. Karşı cinse atacak ekmeğe şans bulamıyor musunuz? Alın benden size bir tavsiye. Denenmiş ve uygulanmış bir yöntemdir. Çoğu kız da bu meşaza düşüyor. Neyse, hadi meşaza geçelim. Merhaba diye basit bir giriş yapmak yerine şiir yazmak isterdim sana. Ama şiiri sokakta, sen kalbimde güzelsin. Eğer ileride numaranı alırsam 1881 diye kaydedeceğim. Çünkü sen Atatürk'ün gelişi kadar güzelsin ve özelsin benim için. Hadi meşazları atın da gelin, bekliyorum bakayım bu taktik işe yarıyor mu sizde de. Karı gibi gülme derler. Karı gibi dedikodu yapma derler. Karı gibi olma, biraz delikanlı ol derler. Yalanın varsa orospu çocuğu olayım derler. Senin ben karını, kızını, bacını sikeyim derler. Sonra dur ben sana ne yapacağımı biliyorum. Ona etek giydirip sokakta gezdireceğim derler. Vay anasını satayım derler. Bütün bunlar yetmez gibi saçı uzun, aklı kısa derler. Kadın mutfakta aşçı, yatakta fahişe, sokakta hanımefendi olsun derler. Dişi köpek kuyruk sallamasaydı erkek köpek gitmezdi derler. Çünkü onlar adam değil, sadece erkekler. Ne hayvana, ne çocuğa, ne kadına değer verdiler. Hiç lafı dolandırmaya gerek yok. Onlara sevmeyi değil, düzmeyi öğrettiler. Ben göbekli bir insanım. Bu yüzden yaz aylarından nefret ediyorum. Aslında en çok sevdiğim mevsim yaz mevsimidir. Ama bir yandan da sevmiyorum. Çünkü yazın giydiğim tişörtler göbeğimi kapatamıyor. Kapatacak bir şeyler giydiğimde de kat kat oluyor. Ve ortaya güzel bir görüntü de çıkmıyor. O kaynar sıcakta ter içinde kalıyorum. Giyim yönünden kış aylarını daha çok seviyorum. Çünkü kışın kat kat giyinip çeşitli kombinler yaparak göbeğimi kapatabiliyorum. Ama buna rağmen yemek yemeyi çok seviyorum. Keşke bütün zayıf insanlar ölse. Yine annemle tartışıyoruz ama nasıl, bayağı şiddetli. Annem de sağ olsun hiç demiyor. Karşımda delikanlı bir adam var. Acaba cinnet geçirip beni öldürür mü? Yok. Anam gözünü karartmış, üzerime geliyor. Birden durdu, mutfağa doğru koştu. Allah Allah diyorum, neden? Bir geldi elinde kocaman bıçak. Bıçak lan, bayağı bıçak. Aha dedim, beni kesecek, doğuracak. Konu da hani beni öldürmesine değmeyecek bir konu. Düşünüyorum acaba ne olacak diye. Bıçağı yere attı. Tabii ben anlam veremiyorum. Oğlum dedi, bu yaştan sonra beni katil etme. Gel şu bıçağın üstüne düş, kaza süsü verelim. Hapishaneye girmeyin, beni uğraştırma dedi. Ama bu da ayıp, yani böyle de denmez ki ya. Tam hatırlamıyorum ama liseye yeni başlamıştım sanırım. Böyle kendimi çok yakışıklı sanıyorum. Kendi çapımda da çok havalı bir çocuktum. Bu arada okuduğum lise endüstri meslek. Niye endüstri meslek derseniz, puanım tutuyordu aslında ama çok fırlama bir çocuk olduğum için beni erkek lisesine yazdırdılar. Full erkek dolu bir okul hayal edin. Bir de bir okul dolusu ergen düşünün. Dişi sinek bulsalar yavşayıp görecekler, o durumdalar. Koskoca 2000 kişilik lisede sadece 2 tane kız okuyordu. Onlar da neden erkeklerin içinde okuyup bu okulu seçmişler hala anlamış değilim gerçi de. Her neyse, bizim sınıfa son sınıfta okuyan bir kız geldi. Kız da böyle gözlüklü. Gözlüklü olmasına rağmen de böyle tatlı bir kız. Şimdi ben de kendimi sınıfın en yakışıklısı olarak gördüğüm için hemen kıza yanaştım. Konuşmaya çalışıyorum vesaire. Sohbet ettik. Cart curt, ben bu kıza açıldım. Çıkma teklifi ettim. Ne dedi biliyor musunuz? Gözlük takıyorum diye sen beni kör mü zannediyorsun dedi. Reis ne yaptın ya? Öl ölmem füze atsaydın. Lan nasıl bozulmuştum o gün? Böyle laf edilir mi lan? Sen bunu önceden mi düşündün? Her neyse, ben bu kıza çok kıl oldum. Haliyle hayatımın lafını yemiştim çünkü. Sınava girdik bir tane, hoca yerlerimizi ayarladı. Ben de bunun önünde oturuyorum. Derslerim de çok kötü tabii, tahmin edersiniz. Döndüm kıza dedim ki, oh dedim, ne kadar iyi oldu ya. Önüne ben oturdum, şansına küs artık dedim, güldüm. Ne dedi biliyor musunuz?
En azından sana bakıp bir tane yanlış şıkkı elerim dedi. Tamam. Öyle ölmem füze at demiştim ya. Attı. Kızım sen çalışıp mı geldin? Cem Yılmaz'ın kızı mısın lan sen? Ne istedin kızım benden? Beni bul.